Merhaba. Mogözlem tarafından hazırlanan teklif onay kurulu oluşturma konulu eğitim videomuza hoş geldiniz. Satış temsilcisinin teklifi satışa çevirmeden önce belli aşama ve kriterlerde yönetici onayı gerektiği durumlarda teklif onay kuralı tanımlanabilir. Bunun için tanımlar, teklifler, teklif onay kuralları ekranında artı işaretiyle yeni bir kural tanımlama sayfası açılır. İlk ifade sıra ifadesidir. Kuralın hangi sıraya göre çalışacağını ifade eder. Tanım kısmı neyse teklif onay kuralı için bir tanımlama yapmak gerekecek. Burada örnek teklif onay kuralı diye bir tanımlama yapalım. Aktif tabii ki de onay kuralının aktif olduğunu gösteren bir ifade. Zamanlama tanımlanan onay kuralının hangi aşamada çalışacağını anlatmak için koyulan bir alandır. Onay verecek alanı teklifi hangi kullanıcı onaylayacaksa onu seçmemizi söyler. Onay verebilecek diğer kullanıcılar kısmında ise teklifi onaylayacak diğer kullanıcı seçilmelidir. Kullanıcılar bölümünde hazırladığı tekliflerin onaya sunulacak kullanıcıları gösterir. Kural ifadesi kısmında birçok bağlaç bulunmaktadır. Örnek olarak B ifadesi yanındaki artıya tıklayarak ilerleyebiliriz. Aktif revize adıyla başlayan kolon isimlere bu kritere tıkladığımız zaman açılan diğer alan isimleriyle devam eder. Aşamaya bağlı bir teklif onay kuralı tanımladığımızı düşünelim. Birden fazla yani iki defa tıkladığımız zaman aşama ifadesindeki seçenekler yer almaktadır. Initial olarak bir seçeneğimiz mevcut. Aşaması inişli olan teklifler için bir onay tanımı yapıyoruz şu anda. Zamanlama kısmı kural ifadesinin hangi zamanda çalışacağını ifade etmek için kullanılır. Kaydetme sonrasının seçiliyse aşağıdaki ifadeye göre yani aşaması inişli olan teklif kaydedildiği zaman teklif onay kuralı çalışsın anlamında kullanılacaktır. Manuel seçiliyse kullanıcının teklifi manuel olarak onaya gönderebileceğini anlatır. Form hazırladıktan sonra seçeneği kullanıcının teklif ekranında hazırlı ikonu seçtikten sonra form hazırlamasıyla teklif onay sürecinin başlatacağını anlatır. Manuel seçeneği seçilmesi durumunda arayüzden hangi ikonlar yardımıyla teklif onay mekanizmasının kontrol edildiğini görelim. Satış pazarlamanın altında teklifler modülüne gidiyoruz. Burada yeni bir teklif oluşturduğumuz zaman ikonlar aktif olacaktır. Bu ikon ile teklif onaya geldiği zaman onayla ve reddet seçeneği kullanılır. Yanındaki gönder ile kullanıcının teklifi onay mekanizması manuel olarak sokmak istediğini gösterir. Form hazırladıktan sonra opsiyonunda anlattığımız hazırla butonu üst kısımda yer almaktadır. Teklif onay kuralı tanımına giderek bir örnek üzerinden devam edelim. Tanımlar, teklifler, teklif onay kurallarından devam ediyoruz. Biraz önceki tanımladığımız teklif onayını editleyerek devam edelim. Burada kural ifadesinde ve seçeneğini görüyoruz. Ve seçeneği bizim için kural ifadesinin başladığı nokta olacaktır. Buradaki eşit ifadesinde birden fazla opsiyon yer almaktadır. Eşit değildir, boş gibi. Ve ifadesini seçtiğimiz zaman karşımıza çıkan menüden istediğimiz kriterleri belirleyerek devam edebiliriz. Aşamayı tıkladığımız zaman ise diğer teklife bağlı alanların burada görüntülendiğini görebiliriz. Biz örneğimizde genel toplam üzerinden gideceğimiz için yerel para biriminden genel toplam alanını buluyorum. Eşitlikten büyük eşit değerini seçmemiz gerekiyor. Büyük eşit 5000 şeklinde kriteriyi belirleyelim. Tekliflere gittiğimiz zaman burada onay sistemi hakkında nasıl bilgi alındığını görelim. Detail View görünümünde kullanıcılar onay durumu bölümünden
teklifi takip edebilmektedirler. Burada son onay durumu, onay tarihi, onay veren gibi bilgiler alınabilmektedir. Örneğimize teklif onay kuralı tanımında kullanıcılar kısmında yer alan Oğuzhan kullanıcısının hesabıyla giriş yaparak devam edelim. Burada teklifler bölümünde biraz evvelki tanımlamaya uygun bir teklif oluşturalım. Firmamızı seçiyorum. Firmamızı seçtikten sonra ürünler tabında teklifimize ürünümüzü ekleyerek devam edelim. Burada döviz türümüzü TL seçiyoruz ve ürünümüzün değerinin 6000 olduğunu yazdık ve genel toplamı 7080 şeklinde, yani KDV eklenmiş değerini 7080 şeklinde sistemden okuyorum. Teklif bölümünde onay durumunda gördüğünüz gibi onay sürecinde değil diyor. Kaydetme işlemini yaptıktan sonra onay bekliyor. Son işlemi yapan bizim kullanıcımız Oğuzhan Güler ve beklenen olarak sistem administrator'ı görüyoruz. Bu teklifi kapatalım. Teklif onay kuralı ile ilgili olarak ListView'de son onay durumu konumundan da bilgi alabiliriz. Tekrar sistem admin kullanıcısıyla giriş yaparak bu teklifin onay verecek kişiye nasıl görüntülendiğini görelim. Alt tabdaki ikonlardan onayımı bekleyen tekliflere tıklıyorum. Teklifi seçtikten sonra üstte onayla ikonuyla teklifi onaylayıp tanımlama yazabiliriz. Tamam dedikten sonra teklifimizin gördüğünüz gibi onaylı durumuna geçtiğini kolondan okuyabiliyoruz. Yine detail ekranında ise son onay bekleyene bu kişinin ismini yazdığını gördük. Onaylar kısmında adım adım onaya gönderildiğini, onaylandığını, hangi tarihte onaylandığı gibi bilgileri alıyoruz. Oğuzhan kullanıcısıyla tekrar giriş yaptığımızda ise yine teklifin onaylandığı bilgisini kullanıcının ekranında görebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.